Artvin Cerattepe'de yapılmak istenen maden ocağına karşı halkın bölgedeki nöbeti devam ediyor. Cerattepe'de eylemler devam ederken geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. Manipülatif ve spekülatif davrananlar vardır. Biz onların sözleriyle oradaki yatırımı bırakmamız söz konusu olmaz arkadaşlar. O yüzden oradaki maden çıkartılmalı ama aynı zamanda çevre hassasiyetleri de dikkate alınmalı. Yıldız'ın bu açıklamalarına Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nurneşe Karahan tepki gösterdi. Baro var, değişik STK'lar var, Haziran Hareketi var, halk evleri var. Aslında bu sadece şu veya bu grubun bir şeysi değildir. Sayın Bakan'a ilk gittiğimiz zaman da aynı şekilde zaten toplu olarak gitmiştik. Asla Artvin'deki hareket şu veya bu hareketin, şu veya bu siyasetin hareketi olmamıştır. Artvin halkının bir bütün mücadelesi. Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bedrettin Kalın da, Bakan Taner Yıldız'ın Cerattepe'deki madencilik faaliyetiyle ilgili beyanlarında bazı bilgilerin doğru olmadığını söyledi. Sayın Bakan'ın ifade ettiği birçok firma katıldı ama bu şirketle kazandı yaklaşımı kesinlikle doğru değil. Avukat Bedrettin Kalın, Bakan Taner Yıldız'ı Artvin halkının sesine kulak vermeye davet etti. Bakanı daha konuya yaklaşımının bu kadar sığ olmamasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Artvin halkının sesine kulak vermesini ifade ediyoruz.